Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütü yönetim kurulu toplantılarını COVID-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdi. Bugün ilçe binasında yapılan yönetim kurulu toplantısına Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ başkanlık etti. Gülevşen Camii'nin restorasyonu ile ilgili polemiklere cevap veren Karadağ, "Proje doğru ama hayata geçiren biziz. Bu işle tüm Alanya halkından Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese bir takdir bekliyoruz." diye cevap verdi. 5 yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığını yapıp da yine bu Gülevşen Camii'ne gerekli ilgi ve gerekli yatırımı yapmadan, gerekli restorasyonu yapmayan öncelikle AKP dönüp kendisine bakmalı. Alanya'daki arkadaşlarımız kendisine bakmalı. Doğrudur, bu proje önce siz hazırladık, biz hazırladık. Çok da önemli değil. Ben sizlere o konuda kısaca da bir bilgi vereyim istiyorum. 2014 yılındaki bizim seçim propagandamızda Gülevşen Camii'nin restore edilmesi tabii ki bizim de konularımız ve yapacağımız işlemler arasında idi. Ama bu proje benim projem derken ben sizlere buradan tüm AKP'li arkadaşlarıma şunu diyorum. Proje doğru. Doğru proje ama hayata geçiren biziz. Biz bu işte tüm Alanya halkından bir takdir, Büyükşehir Başkanımıza ve emeği geçen herkeslere bir takdir bekliyoruz. Bunu yaparken eleştirmek çok basit. Ve ikinci konuda şunu diyorum. Evet, projeler çok doğru. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en önemli proje Cumhuriyet projesidir. Lütfen herkes Cumhuriyet projesine sahip çıkmalı diyorum. Cumhuriyet projesine dört dörtlük sahip çıkmalıyız. Yoksa ben Gülevşev Camii, 1300'lü yıllarda yapılmış bir cami, 50 yıldır ibadete kapalı ve bu günlerde gerçekten bu camiye el atan, bu camiye belki ibadete açacak olan gerçekten Büyükşehir Belediye'mize, çalışanlara ve bu işte emeği geçen herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Coşkun Karadağ, Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağını desteklediğini söyledi. Parti binasında konuşan Coşkun Karadağ, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında emeği geçenlere teşekkür etti. Ben kesinlikle tedbiri elden bırakılmaması, ikinci ve üçüncü bir dalganın Alanya'mızda ve ülkemizde yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasında çok fayda görüyorum. Özellikle bu bayramda, Ramazan bayramında sokağa çıkmama yasağını da destekliyorum. Çünkü biliyorsunuz bu illet insandan insana, kişiden kişiye geçtiği için bence çok doğru bir karar olduğunu biliyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve Atatürk'ü Anma Bayramı'nı çok coşkulu bir şekilde yaptık. Burada ben özellikle emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu günlerde bile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü anmak çok güzel bir olaydı ve bunu gereği şekilde yaptık. Ben buradan emeği geçen tüm kent konseyi başta olmak üzere tüm gençlik kolları başkanlarımıza, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ve bu konuda gerçekten çaba sarf eden Alanya Belediyesi ve çalışanlarına da buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar.